yapmak. Evet Doğukan Bey, ne diyorsunuz bu İskender Vapuru hakkında? Diyorum ki dönüşümüzü de bu gemiyle yapalım. Dön, bana doğru söyle. Dönüşümüzü de bu gemiyle yapalım. Tam dönüyoruz, bakıyoruz dönüşümüze. Vay, hemen bir zoom yapıyoruz tabii ki. Yapamıyoruz tabii ki. Brüksel'den yola çıktık. Arabanın olduğu yere doğru gidiyoruz. Yaklaşık bizimle aynı vakitte çekici kamyon da orada bulunacak. Heyecanlıyız. Ben çok heyecan gösteremiyorum yapım itibariyle ama heyecanlıyım. Bakalım, tabii önceliğimiz arabayı olduğu yerden Brüksel'e kazasız belasız getirmek ve aynı şekilde buradan da Türkiye'ye ulaştırabilmek. Bakalım, başladık maceraya. Babamız Barış Manço'nun Belçika'daki aracı Honda Prelude ne oldu? Birinci bölümü izleyenler bilir, araç sel altında kalmıştı. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Önce aracın başına gidiyoruz. Aracın son durumunu göreceğiz. Sonrasında bu videonun arkasına Belçika'daki olan gelişmelerden ve daha önce sizlerle paylaşmadığım, belki tesadüfen gördüğünüz özel görüntülerden paylaşıyor olacağım. Hepinize iyi seyirler. Bu arada teşekkür etmek istediğim çok değerli kişiler var. Ancak onu video sonuna saklamak istiyorum. Çünkü başta gurbetteki Türkler olmakla beraber herkes elini taşın altına koydu. Değil 5 kuruş talepte bulunmak, biz bu araç için ne yaparız diye, gönülden de değil, aşkla sarıldılar. Bakın videoda neler oldu, keyifli seyirler. Operasyon başlıyor. Kurtarma operasyonu başlıyor. Kapı bu kadar açılabiliyor. Görüldüğü üzere kapıdan kovulsam da bacadan. Yani işte kapı mekanizmaları artık pas sandığı bozulduğu için bagajdan girmek durumundaydık. Geçen sefer de böyle yapmıştım. Mevlüt Bey ve Burak Bey yardımıyla bugün arabayı kamyona yükleyip götüreceğiz. Şuradan bir sağ salim şunu çıkartabilelim. Çünkü bu sürecin en kritik kısmı bu. Şimdi arabanın durduğu konumu hepimiz gördük. Şimdi araba zaten 10-15 yıldır marş basmıyor. Onun için bir de sular altında kaldığından dolayı hani direksiyon ne durumda, fren ne durumda, şu vaziyette nasıl çıkaracağız? Hem stres hem heyecan. İkisini bir arada yaşıyorum. Çok ifade edemesem de. An itibariyle abime bol şans diliyorum. Çünkü Türkiye'ye girdikten itibaren o uğraşacak arabayla. Tabii işin esprisi de ki hangimiz uğraşmazdı. Ben çok anlayan birisi olsam ben kendim girişirim ama benim otomobillerle alakam vitese takıp dört tekerlik üstünde giden cihazlar olarak görüyorum. Doğukan kadar çok böyle derinlemesine göremedim. Ne diyelim, o da benim defom herhalde. Çok güzel bir şeyi var. Dörtlü bir şarkısında tam bu durumu şey yapıyor, ifade ediyor. Karanlık gecenin koynundayım diyor. Yapayalnız, uzaklarda bir yerlerde. Simsiyah gecenin koynundayım. Yapayalnız, uzaklarda bir yerlerde. Güneşler şimdi Barsan'a geldik. Bütün bu süreçte bizleri yalnız bırakmadılar. Bizlere çok büyük destek oluyorlar. Zaten geçmiş kayıtlardaki görüntülerden anlarsınız. İlk görüşmeleri onlarla yapmıştık. Bu konuda bizi yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Tabii teşekkürümüzü burada böyle lafla bırakmayacağız. Çünkü henüz daha araba Türkiye'ye taşınacak. Bir süre burada kalacak. Hatta şu an girişinde alabiliriz. Araç şu an giriş yapıyor. Barsan'ın deposundayız. En iyisi şöyle çekilelim. Evet, bugün Barsan'a geri geldik. Bugün aracı buradan depodan Şahin arkadaşımızın garajına götüreceğiz. DS Car Wash. Buradan oraya gideceğiz. Şimdi Mevlüt abi geçen sefer aracı bulunduğu depodan buraya getiren çekici usta ama tam sözlük anlamıyla usta, çünkü hani önceki çekimlerde görmüşsünüzdür, o kadar zor bir yere şu koca kamyonu sokup arabayı çıkardı ki gerçekten bu konuda usta. Şimdi aracın biraz tekerleklerini söktük çünkü çok fazla hani çok pas altında kaldığı için sel felaketinden beri biraz manevrada sıkıntı var. Biraz değil, bayağı sıkıntı var. Mevlüt Usta'ya soracağız hani neden tekerlekleri söküyor. Mevlüt abi, seni gene yoruyoruz. Estağfurullah. Arabanın bütün demir parçaları, birbirine temas eden demirlerin hepsi küfü yemiş. Küfü yediği için de arabanın maalesef tekerleri dönmüyor. Hem transport için hem şu andaki yolculuğu temizlik için ilk aşamada bu fren balatalarını boşaltmamız lazım ki araba kolayca mobilize edebilsin sağdan sola. An itibariyle DS Car Wash'a geldik. Buradan sonrasını Şahin arkadaşımız daha ayrıntılı bir şekilde anlatacak bize. Ve onun ilk tespitlerine göre araba burada düşündüğümüzden çok daha uzun bir süre geçilebilir. Ben tabii işi çok amatörce baktığım için bana geliyordu ki yani belki 3 gün 5 gün burada kalır ama hayır, sanırım daha uzun süre kalacak. Evet. Yani şimdi canlı yakından görmek daha bir acayip oluyor. Bir de İnsan duygulanıyor da, biliyor musun? Çünkü hikayesini biliyoruz ya. Sen bir de bana sor. Ben kime konuşuyorum? Yok yok. Hele ki sen tabii ki. Tabii ki. Tabii ki yani. Muhakkak. Tabii araba çoktan beri kaportalar falan açılmadığı için biraz böyle oksidasyon var. L'autre ça marche bien. Ha böyle. İşte evet, motoru. Yani araba onca yıl böyle şeyin altında artık yani kötü şartlarda barındırılmış olmasına rağmen yani bağlantılar gayet sağlam. Ya araba uzun süre yattı zaten, evet, çalışmadı, evet. Kullanılmadı da yani çok uzun süre. Ama yani en azından bir garajda kaldı. Çürümemiş veya şeyler, fareler tarafından yenmemiş oluyor, biliyor musun? Hani şeyden en azından sağlam. Arabayı Doğukan'a yani ne kadar iyi bir halde teslim edebilirsek o şekilde teslim etmeye çalışacağız. Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecekten önce biliyorum. Gelecekten önce biliyorum. Uzaklarda bir yer. Şimdi arabanın dışını yıkadık. İşte önce bir ön temizlik yaptık. Tabii aspiratörle kaba temizliğini çektikten sonra pislik sökücü ilacı döktük. O ara o ilaç çalışırken motoru temizledik. Motor zaten buraya geldiği halden şimdiki hali, lütfen detayını bir kez daha alalım. İnanılmaz yani. Birkaç frangın yanında bir de daha değişik böyle küçük hazineler de çıkıyor. Gerçi bu kaleme ne kadar hazine diyebiliriz. Daha başka böyle can alıcı şeyler çıkar mı diye bakıyoruz ama tamam, az önce hazineden bahsederken plastik poşete hazine diyemeyiz. Ama buradaki önemli olan JB marka, market zinciri. Bugün JB yok. Bugün JB'ye dair bir tek. Temizlesek hasta belki piyasada bir değeri olabilir. Bu bile önemli aslında. Şimdi iki etiket daha bulduk. Tabii ki de VIP etiket. Yine özel, tabii burayı göremiyoruz ama special care, yani özel dikkat isteyen durumlarda bu tip etiketleri bavullarınıza asmanız gerekiyordu. Sene kim bilir kaç. Kesinlikle 90'lı yıllara ait Türk Hava Yolları etiketleri bunlar. Kardeşim araçla ilgilenmeye devam etti. Bu süreç zarfında ben de Belçika'ya geldim. Artık kendimi o kadar kötüye hazırlamışım ki beklentim en düşüklerdeydi. Haliyle şu anda aracı görünce benim de keyfim yerine geldi ama ondan daha değerlisi vardı. Az sonra izleyeceğiniz, o da yıllar sonra aracı gören annemin tepkileriydi. Evet, benzer sahneler. Bunlar aylar öncesinde arabanın başına yine beraber gitmiştik. Aynen. Bu arabayla gitmiştik. Bugün yeniden gidiyoruz arabanın başına. Ama bugün birazcık daha keyfim yerinde. Çünkü aracın fotoğraflarını gördüm. Yapılan işlemden az çok haberdarım. Arabanın ilk bölümünü paylaştıktan sonra DJ Şahin benimle iletişime geçti. DJ Şahin kim diyeceksiniz. Onun bendeki yeri büyük bu arada. Çünkü sağ olsun aradı beni, dedi ki Doğukan biz detailing işi yapıyoruz. Yani detaylı araç temizleme işlemi. Sevgili Serkan Dikmen'le beraber ve biz bu araca sponsor olmak istiyoruz dedi. Şahin de benim güvendiğim, bildiğim birisi. Teşekkür ettim. Tabii ki dedim. Gönderdim. Kardeşim ilgilendi aracın bütün işlemiyle. Ve aracı baştan sonra temizlediler. Ve geldik. DS Car Wash. Vay, arabanın başına mı çalışıyorlar yoksa? Yes. Vay 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 vay. Kolay gelsin. Sabah. Şahin. Adam. Şimdi ilk defa inceleyeceğim tamam. Bunu zaman sonra. Bütün hasarları yapacağım, bakacağım teker teker. Vallahi Allah razı olsun. Yolda dolu söyledim. Şahin'in yeri bende ayrıdır dedim. Teşekkür ederim sahip çıktığın için. Yani işim yani mecburuz yani aslında yani. Geri çıkma yani. Yani babanın Allah olsun dediği. Gerçekten babanın yerini hepimiz duyuyoruz. Allah razı olsun. Yani teşekkür ederim. Yani o yüzden bizim için yani bırak, biz yani bir şereftir yani. Yani düşünün de hava atıyoruz. Yani Barış Manço'nun aracı yani. Ama görsel olarak biz bunu sonuçta eski haline getireceğiz. Yani sana güveniyorum o konuda. Bir de yani yerin çok iyi, belli. Yaptığın iş belli yani. Çalışmalar devam ediyor. Bakalım bir fark var mı? Ama bak görüyorsun, kendine geldi biraz. Yok, bayağı toparladı. Direksiyon baksana. Ondan sonra da aralarını da yapacağız detaylı. Bu şimdi ilk böyle bir kaba temizlik, iyi temizlik, ama bu şimdi kuruyunca bazı şey geri çıkıyor. İkinci bir yüzüne geçiyoruz. Ondan tam olacak. Ondan sonra bakın hiçbir yok. İçi tertemiz. Tertemiz abi. Fabrikadan yeni çıkmış gibi oralar. O konuda çok şanslıyız. Buralar işte şu saçlar falan, onlar çok normal. Yani şu dipte bile çürüme yok yani, o kadar ıslak kalmasına rağmen. Evet işte, bir de sanırım baban iyi bakmış bizim onlarda. İyi ilgilenmiş. Hep iyi bakıldı bu arabaya. Bu burada hep kalmalı yani. Burada Liège var. Bir de Honda Montfort. Direkt orijinali yani. Düşün. Bu gitmiş, keşke bu da kalsa diyeceğim ama evet ya, bu çok önemli. Şey. Bu ilk aldığımız günden beri duruyor. İşte o kalmalı hep, orijinale şeye bağlı. Buna hiç önemli değil. Buna bayağı samurlu biliyorsunuz. Çok samurlu. Oğlum bu bile duruyor yani. Evet. Akü altı plastiği, bunlar etiketler. Baksana şunlara. Orijinal. Japonca etiketlerin hepsi duruyor. Altları endişe ediyorum biraz, onlara bak. Ama bak şu paslar, bunları hiç önemli değil. Şu ayakların hepsini, çok kolay onların işi. Burada bir şeyler olmuş. Buna bir el atmamız gerekecek. Şundaki pas bile önemli değil. Yalan yok. Beklediğimden güzel durumda. O kadar kendimi kötüye hazırladım ki artık. Önceden değildim ama sonradan. Oğlum şunun. Su. Ha? Su. Ekleme mi yaptınız? Yok, bir şey değil mi? Eklemediniz mi? Böyle miydi? Böyle miydi? İnanılmaz. Aa, ama işte. Sendeki su olmasın. Yok, tertemiz, antifrizli baksana. Antifrizli bu bunun. Bak buralar falan tertemiz. Bu çok güzel mesela. Radyatörü kurtardık. Ya şimdiden söyleyebilirim radyatörün iyi olduğuna dair. Bir şey söyleyeyim mi? Simsiyah da değil, değil mi? Ha? Simsiyah da değil yani. Böyle şey, zift gibi değil aslında. Yağ bir tanesi. Hayır, şey gibi böyle. 2 sene önce yağ değişmiş gibi duruyor. Evet. Ki bunun içindeki yağ ne kadarını söyleyeyim ben sana. 24 senelik. 24 senelik yağ bu. Orijinaldir yani. Çok iyi. Oğlum ben bunları kullandım biliyor musun? Ha? Ben bunları kullandım, lastiğimiz bir kere patlamıştı. Bunda mı? Evet. Ne zaman bir kere? Ben neredeydim? Ben 12 yaşındaydım. 12 ya da 13 yaşındaydım. Annem bana lastik değiştirdi bu arabada. Vallahi lastiği patladı, yolda kaldık. Kaderini belirleyen annemin cezası mı olmuş yoksa? Oğlum bakar mısın şuna, tarihi eser lan. Devre dipin. Güzel haber. Ha? Güzel haber. Olabilir mi? Oha. O nasıl içeriden çıkıyor ya? Bir kısım olabilir. Değil mi? Ben kırıldı, biri çarptı falan, içine koydularsa. Olabilir. Bir saniye bakayım o parçaya da. Bizim Mikail bunu yapar ya. Evet, sadece 104.000 kilometrede araba. Annemin ilk tepkisini merak ediyorum. Kaç senedir görmüyorsun anne? En az 22-23 senedir görmüyorum. 22-23 senedir görmüyorsun? Evet, çok oldu. Ya canım ya. Değil mi? Ha? Ne çok gezdirdim sizi bundan, nerelere taşıdım. Ay yazık, buraları biraz sonra. Bunlar düzelecek değil mi Doğukan? Halledeceğim anne, hepsini halledeceğim. Gördüğün ne var ne yok hepsini halledeceğim. Şimdi burada... Ama gene pırıl pırıl olmuş baksana. Bayağı toparladılar anneciğim. Bayağı toparladılar. Çok güzel, çok güzel. Ay canım araba. Yani benim de arabam sayılır tabii ki. Öyle, senin araban anne. Yani o dönemi düşünsene, yani şu 25 sene öncesi için çok güzel bir araba bu. En çok da şeyi seviyorum, şu farları kalkıyor ya, bayılıyorum onu. Sen tabii 25 sene öncesinde kullandığında araba hala 8 yaşındaydı bu arada. Yani 33 sene. 33 senelik bir araba bu. 91. Yani yaşı için mükemmel bir araba. Yani teknolojisi, dizaynı. Peki siz hatırlıyor musunuz şu arkadaki hikayelerinizi? Tabii canım, orada bir kilit var. Kilitten arkaya geçiyorduk ya. Şurada kilit var. Oraya açtığım zaman. Bir şey ya, şu arkada şimdi Batıkan'la konuşuyorduk. Şurada bir çıkartma var, ucu kalmış. Sizi bir parka götürüyordum ben. Eğlence parkına. Hmm. Onun stikeri kalmış. Şimdi onu merak ettim hangisiydi diye. Batıkan'la konuştuk, hatırlayamadım ne olduğunu. Valibi olabilir mi? Yok, Valibi değil. Ko değil, Valibi değil. Değil. Almanya sınırına yakın bir şeydi. Böyle yine bir tematik parktı, eğlence parkıydı. Çok gezdik bu arabayla ya. Canım ya. Yok şu isim geldi. Başka bir şeysi var. Yani benim anılarımda çok özel yeri var. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu bagajın büyüklüğüne bakar mısın? Ya, çok severek, çok beğenerek almıştık ve çok haklıymışız yani. Evet Şahin Baba, ellerine sağlık. Ha? Birkaç gündür harika olmuş. Elinizde sağlık. Ya daha iyi olacak tabii, onu artık Doğukan o bölümüne bakacak. Çünkü araba çok uzun süre kaldı su altında Doğu. Şimdi evet, böyle bu tarz arabalar bize çok geldi. Fakat mesela su altında kalıyor. Birkaç gün içinde geliyor, biz temizliyoruz, sıfır gibi oluyor. Fakat bu o kadar uzun bir süre kalmış ki, bir de çamur kum dolu olduğu için çanak gibi böyle yapışıyor demire. Demirle bir oluyor yani çamur. Bunu tam teknik temizlemek için full sil baştan parçalamak lazım. İyice sökmek lazım tüm parçaları, bir tekrar geçmek lazım. Eğer tam temizlik istiyorsan. Şeyini fark ettin, kaportasını. Yani fark ettim. Şimdi tabii ki boyada sıkıntıları var. Çünkü çok eski bir boya. Bir de çok yıprandı. Zaten zamanla tavandan bir şeyler düşmüş orada. Bak, buradaki şeyleri falan. Şöyle açılı baktığın zaman göçükler belli oluyor. Göçük değil, pıtırcık diyor. Şundan bahsediyorum, şu katlanma izi var ya. Evet. Şöyle, şurada var bir şunları mesela biz dokunmadık, boyasını çıkarmayalım diye. Çünkü pastacılara çıkmıyorsa bayağı bir derin gitmek gerekiyor. Şöyle, en azından boyasını, orijinal boyasını haline getirdik. Çünkü çok soluktu tüm araba. Ve yani tahmin ettiğimden daha fazla iş çıktı. O da şeyden ötürü yine. Uzun süre araba bayağı bir kalmış ya öyle. O yüzden bence bir ekstra bir iş gerekti. Bayağı bakım gerektirdi. Ondan sonra... Yani ama yani bayağı bir şey yapmışsınız. Şu an tabii. Şu an biz araba buradan çıkmadan önce tekrar, kargo gitmeden önce tekrar bir temizlikten geçecek böyle. Bu camlardaki solukluğun önüne geçemiyor muyuz? Geçebileceğiz. Geçebileceğiz, evet. Tamam. Bu nasıl? Mesela bu solukluğun önüne geçtik, temizledik, geri geldik kurunca. 2-3 defa işte tekrarlamak gerekiyor. Ama kurumadıkça göremiyorsun yeri. Bu geçeceğiz, bu çıkacak. Çıkacak, bu tamam. Şunun gibi olur yani. O güzel olmuş, evet. O evet, tertemiz olmuş. İşte nem kokusu var, onun çalışması tekrar yapacak. 2-3 defa yapmak lazım. Ozon yaptın herhalde sen değil mi? Bir daha yapmak lazım. Birkaç defa. Kaporta falan biraz eski görünebilir boya ama orijinal yani. evet. Ama pırıl pırıl gene duruyor yani. Evet. Şimdi bu böyle 31 yaşında bir araba gibi durmuyor yani. O biz pasta cilasını yaptığımız için biraz bir parlaklığını geri getirdik. Ama araba yine her şeye rağmen iyi sayılır. Yo iyi, her şeye rağmen iyi. Her şeye rağmen iyi. Dayanıklı. İyi, emeklerine sağlık ya. Bayağı bir toparlanmış araba. Bu saatten sonrasını artık Türkiye'de. Artık Türkiye'de göreceğiz inşallah. Onun için uğraşıyoruz. Batıkan sen de bu saatten sonra sen buradan alır Barsan'a götürürsün arabayı zaten. Zaten ben de sen giderken de bana bırakmıştın. Gene gidiyorsun, gene bende. Yok tabii ki de ama buradan Barsan'a taşınması, kamyonu yüklenmesi ve oradan da uğurlaması, orası bende. Tamam. Batıkan paslıyor, ben karşılıyorum. 3. bölümde görüşürüz. Evet çocuklar, ben gidiyorum diye öyle ıspanak yememek, süt içmemek, Arabanın önünde oturmak falan filan yok. Evet, uzaklardayım ama gözüm daima sizlere beraber. Özellikle görünüm tabii ki sizlere beraber olacak. Eminim sizler de izlerken oh be bu araç kurtuluyor demişsinizdir. Eğer ki her şey yolunda giderse, kısmetse 3. bölümde artık bu aracı Belçika'na yükleyeceğiz ve Türkiye'ye getireceğiz. Sıfırdan restorasyonuna başlayacağız. Ve tabii başta Barsan Lojistik'e teşekkür etmek isterim. Çünkü ben Mehmet Bey'le görüştüğümde bana dediler ki bizim hayatımız boyunca taşıyacağımız en onurlu yük bu olacaktır ve bu aracı Türkiye'ye biz taşımak isteriz diye. Biz Barsan Lojistik'e bu aracı teslim etmeden önce DJ Şahin beni aradı, dedi ki Doğukan bu aracı herhalde böyle götürmek istemiyorsun. Biz önce gel getir şunu da bir temizleyelim diye. Şahin'e ve DS Car Wash'a teşekkür ederim. Ama burada atlamamam gereken birisi daha var. Barsan Lojistik'e de DS Car Wash'a da götüren Mevlüt Usta'ya, bu kadar ince çalıştığı için Burak Bey'e ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümleri kaçırmamak için abone olduğunuzdan emin olun. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Şimdi sizi Belçika'daki gelişmeler ve özel görüntülerle baş başa bırakıyorum. O çok havalı diye aldığım kıyafetimle Belçika'da gezerken her an bir elektrik panosunu kontrol edecekmiş veya bir firmanın güvenlik şeylerini kontrol edecekmiş bir havam var. Çok da havalı kalmıyor bu renkler Belçika'da. Evet, çok güzel bir görüşme geçirdik Belçika Büyükelçiliği'nde. Az önce de AB Büyükelçiliği'ndeydik. Güzel gidiyor ya görüşmeler. Yani buradaki ve Türkiye'deki müşavirlikler iletişim halindeler. Konuya hakimler ve aracın gelme işlemini hızlandıracağız en kısa zamanda. Hızlandıracağız diye yani prosedürlerin devam etmesini bekliyorum ben, yoksa çoktan getirmiştim. Nasıl geçti görüşme? Bence süper geçti. Hakikaten bu iş olacak. Kardeşim şu anda veraset intikal için yeminli çevresiyle uğraşıyor. Çünkü arabanın gelmesi için en önemli aşamalardan bir tanesi o. Veraset intikalinin Türkçe'ye çevrilmesi. Annem seni de Belçikalara kadar getirdik ya. Niye? Memleket sayılır yarı. Hayatımın çok zamanı geçti burada benim. Sizin doğumlarınız, sizin çocukluğunuz. O kadar güzel anılarım var ki. Evet. Kasap Kadir, köfteci Tekin. Konya restoran. Nerede? Konya restoran. Başka bir uçak. Yani, değil mi? Tabii tabii. Başka ne göreceğiz bakalım? Bahsettin Hoca. Yani. Eşek almışlar. Duruyor ya. Panoda duruyor bak. Eşeği duruyor. Evet. Eşek. Hanedan Kebap. Erdem Kafe. Arkadaşlar biz şu anda Kasım Kervan Restoran. Yalan söyledik. Belçika'da falan değiliz. İnanmayın. Tamam. Mehmet'in pide. Fatih Camii. Ön tarafta senin meslektaşlar. Kamyonda. Ha evet. Benimkiler yine burada. Aa, diğer tarafa çıkayım mı anne? Yani hiç sırıtmaz ha. Kimse anlamaz. Tamam mı Türk burası? Tabii tabii. Buraya bir zamanlar polis girmeye korkuyordu. Şosede Demiral. Bir şey söyleyeceğim, dükkanların tarzı da Türk. Anneciğim biz şu anda baya böyle Pendik Çarşı'da. Pendik Çarşı'dayız. Baya yani. Az kebap gidiyor. Ya biz baya bildiğin Maltepe yani burası. Aynen. Lale Pide solda. Bak, Lale Pide. Kasap Mehmet Ali Bey. Bak Mehmet Ali Bey. Oo, Mehmet Ali Bey de buradaymış. Nihal Fırını. Tamam, Nihal Fırın. Çiğ köfteci Ömer. O Bülent Börek değil miydi? Onlar kardeş. Çiğ köfteci Ömer'i kaçırdın. Senin eşyalar burada satılıyor. Aa, ne güzel bak, tam da bunları arıyordum ben de. Karşıya bak, Elimdağ Köftecisi. Onu her yerde gördük zaten. Uğur Market. Anadolu Kredi. Hakikaten tamamen Türk mahallesi burası. Şimdi Belçika'da Facebook Marketplace'ten bulduğumuz bir kamerayı almaya geldik. Kamera eski nesil. 2000 ile 2015 yılları arasında kullanılmış DV teknolojisi. 2015'ler artık kullanılmıyordu ama. Evet, mal bu. Tatlı bir adam. Bu da çocuğu yapıştırmış herhalde. Hatta şöyle göstereyim. Les autres pays qui est hors de religion, hors de politique, et... mais probablement Şimdi bakanlıkla görüşmemizden çıktık. Şahane bir görüşme oldu. Bir önceki gelişimizde biliyorsunuz ülkenin gündeminden dolayı bakanın takvimi de çok doluydu. Ama bu sefer kaldığımız yerden toplantımızı gerçekleştirdik. Vallahi güzel çalışmalar başlıyor. Bugün ilk adımlarını attık. Belçikalı sanatçılarla görüştük. Vallahi güzel şeyler oluyor. Bak buranın güzelliği, şu anda belediye başkanı yürüyor. Hadi biz de belediye başkanını böyle yolda gör bakalım. Rahat bırakırlar mı? Mümkün değil. İşte o görüntü, bu görüntü, bu görüntü, o ev bizim ev. Bizim doğduğumuz ev. Evet, bizim doğduğumuz ev, büyüdüğümüz ev. Yine geldik, Belçika'dayız. Evimizi ziyarete. En azından kısım kısım da anlatalım. Şimdi öyle bir hali yok ama büyük camların olduğu salon. Onun hemen solunda mutfak. Onun üstü banyo. Onun sağı yatak odası. Bir de tabii diğer cepheye bakan bizim odamız vardı. Salonun diğer tarafı arka cepheye bakıyordu. Altta garaj. Garajın değişmemiş camı. Şu cam. Değiştirilmeyen camı, evet. O. Herhalde bir 25 senesi var. Yani hadi evet, iyi niyetle 20 seneye yuvarlayalım ama biz yaşarken o camı kırık çatlak falan bırakmadık bence. Kapı da değişti bu arada, yani sen de fark etmişsindir, bizim kapımız düz beyazdı. Böyle düz beyazdı ama kulp aynı. Evet, bunu değiştirmemiş, aynı. Kapıyı değiştirmiş. Evet, bu yoktu, böyle bir mekanik zil yoktu. Bu aynı. Posta kutusu aynı. Bu evde yaşanmıyor. Bence bak, de yaşanmıyor. Şuradan iki arka bahçe gözüküyor zaten. Hakikaten bak şu aradan. Aa evet. Ha o da aynı. Vaa Batı, içeriye bak. 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 Arka kapı da değişti sanırım, değil mi? Değişti. O arka kadar büyük camı yoktu sanki. Aynen, zil yoktu, zil gelmiş. Şimdi kardeşimle çıktık. Falcon'un yanına gidiyoruz. Evet, Falcon burada senin yokluğunda Prelude'le ilgili çekimlerde yardımcı olan kameraman arkadaş. Ondan görüntüleri tabii sen ilk defa göreceksin. Kameraman demek çok büyük ayıp olur. Daha niceleri. Çok doğru. Çok özel. Yani kameraman ama aynı zamanda prodüktör gibi de diyebiliriz. Çünkü çekiyor, montajı yapıyor, klip çekiyor. Yaptığı işleri de gördüm. Becerikli bir arkadaş aslında. Bu arada Falcon'a çok teşekkür ederim gerçekten. Benim olmadığım süreçte. Normalde benim Engin'in yapması gereken işleri o yaptığı için şahane de işler çıkartmış. Şahane çekimler çıkartmış ortaya. Bu kadroda bir araya getirememiş olsam da bahsediyordum en başlarda. Şahin, Falcon, iki etti. Bir isim daha var. Gitmeden onu da görürsem 3 kişi o muhteşem kadroyu size göstermiş olacağım. Maalesef bir araya getiremedim. Herkesin çok işi gücü var. Ama en azından biraz sonra paylaşacağım klipte üçünü bir arada görmüş olacaksınız. DJ Şahin! Oğlum adamın yeri bayağı kıyakmış ha. Bu adam hiç değişmemiş. Sen hiç değişmemişsin. En son şeyi izliyorduk kardeşimle de. Birini bıraktım. Evet. Valla. Değişmemişsin. 30-40 vardı galiba. O videoyu ben ilk defa gördüm de. Evet, meşhur Falcon, bahsettiğiniz Falcon. O Falcon, bu Falcon işte. Her şey için teşekkür ederiz bu arada. Efsane iş çıkartmışsın, izledim bir kısmını. İnşallah bittiği zaman çok güzel olacak. Olacak, çok güzel olacak. Hep beraber izleyeceğiz.